Evet, şimdi fişlerine taktığımız pelterin soğutma testini göstereceğim arkadaşlar şimdi. Şimdi ön taraf soğuk olan kısım, onun üstüne bozuk paramızı koyuyoruz ve bekliyoruz. Evet, 9 dakika sonra paramıza bakıyoruz ve buzlaştığını görüyoruz paramızı. Üstüne su koysaydık daha büyük bir kar tepesi gibi bir şey görebilirdik. Ama parayı koyduğumuz için havadaki nemin donması sonucu oldu. Evet arkadaşlar, biraz önce pelterin soğutma testini gördünüz. Şimdi kendi yaptığım buzdolabına, yani bu kutunun içine gerekli ekipmanların montajını göstereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar alüminyum levhamızı kutunun içine monte ediyoruz arkadaşlar. Ardından fanı monte edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi alüminyum levhamı kutunun içine monte ettim. Üstüne de fanını taktım arkadaşlar. Ters bir şekilde ısıyı dağılsın diye. Onun arkasına da pelter yerleştireceğiz biraz sonra. Gördüğünüz gibi şu an monte ediyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi pelteri arasına sıkıştırdım. Tam gözükmüyor. Şöyle kaldırayım. Şöyle bu şekilde sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sonra fanlarımızı vida yardımıyla, tornavida ve vida yardımıyla sıkıyoruz vidalarını. Fanımızı sabitliyoruz buraya arkadaşlar. Fanımızı sabitledikten sonra arkadaşlar pelterimizin güç kaynağını takıyoruz arkadaşlar. Videonun başında göstermiştim. Artı eksi olacak şekilde takıyoruz pelterimizin uçlarını arkadaşlar. Evet, buzdolabımızın fişlerini taktık şu an. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şöyle arkada. Şu an arkası gerçekten sıcak arkadaşlar. Sıcak havayı arkaya veriyor. İçerisini ölçelim. İçerisi gerçekten dondurucu diyebileceğim kadar bayağı soğuk. Bu mini buzdolabı ne işe yarabilir arkadaşlar? İşte odanıza falan içecek tarzı şeyleri saklayabilmeniz için yaz vakti olabilir. Ayrıyeten akü yardımıyla taşınabilir hale de getirebilirsiniz arkadaşlar. Benim videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.